Merhaba dostlar Edebiyat ve türkçe olarak bugün en çok zorlandığınız bir konuyla karşınızdayım. Nedir tabii ki de bugünkü konumuz. Bugünkü konumuz zarflar olacak. Peki zarflarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neden tehlikeli? Gençler genellikle sıfat ve zarfı biz birbirine karıştırıyoruz. Bu yüzden zarfları iyi algılayabilmek için yapmanız gereken tek şey esasen anlama yer vermek. Zarflarda ezberden çok anlamsal bir gidişat söz konusu. Anlama oturtursanız hiçbir problem kalmayacaktır. Bu PDF dosyasına da bu videonun hemen altından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sorularınız varsa WhatsApp soru çözüm grubunuza ve bununla beraber Telegram soru çözüm grubumuza katılabilirsiniz. Haydi o zaman konumuza girelim yavaştan. Şimdi gençler Zarflar dediğimiz şeyler neler? Zarf dediğimiz başlıkta şöyle size yaklaştıralım. Gençler zarf dediğimiz başlıkta biz zarfların, fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların veya kendi türünden yani tekrar zarfların önüne veya ardına gelerek onları yer, yön, zaman ve durum şeklinde belirtebileceğini görebiliyoruz. Peki ben zarfı nasıl algılayacağım? Şimdi gençler öncelikle dikkat etmeniz gereken temel hususlardan bir tanesi şudur. Siz bir kelimenin zarf olup olduğunu, olup olmadığını nasıl algılarsınız? Tabii ki de şöyle algılarsınız. Öncelikle bir fiile dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bu cümleyi okudum, seni düşündüm dün gece. Hedefim öncelikle fiiller. Fiilleri tespit ettim. Ya şimdi düşünmek eylemiyle ne bağlantı kurabilir? Düşünme eylemine yönelik bir ifade var mı? Bunu oturtmak önemli. Hemen baktığım zaman nasıl düşündüm? Cevap yok. Niçin düşündüm? Cevap yok. Nere düşündüm? Yine cevap yok. Ne zaman düşündüm? Dün gece düşündüm. Bakın dikkat edin. Bu benim için fiildi eylemin ne zaman gerçekleştiğine dair bir bilgi verdi. İşte bundan dolayı bu benim için nedir? Zarftır. Gençler zarflar aynı zamanda genellikle cümlenin öğeleri içerisinde zarf tümleçlerini de oluştururlar. Bu yüzden zarfı iyi biliyor olmanız demek cümlenin öğelerini de kısmen oturtmuş olmanız anlamına geliyor. <laughs> Hemen şu örneğe bakalım. Elindeki suyu bir dikişte içti. Şimdi Dikkatimi bir şey çekti ama ben bir fiille ilgileneyim. İçmek benim için fiil. Fiili yakaladım. Sonrasında şuna dikkat çekeceğim. Yani içme eylemiyle ne bağlantı kurmuş olabilir bu cümlede? Elindeki suyu bir dikişte içti. Şimdi elindeki su ifadesi içmek eyleminin nasıl gerçekleştiğine dair bir bilgi vermiyor. Ama bir dikişte içti ifadesine baktığımda nasıl içti? Bir dikişte içti. İşte içme eyleminin nasıl gerçekleştiğine dair bir bilgi verdiği için bu benim adıma nedir? Tabii ki de doğrudan zarf olarak karşıma çıkıyor diyebilirim. Aşağıdaki örneğe bakalım. Elindeki zarfları dağıtarak yanıma geldi. Şimdi gençler geldi benim için bir fiil. Eylemle bağlantı kuruyorum. Bakın zarfları işlerken eylemleri oturtmak çok önemli. Eylemle bağlantı kuruyorum. Ya elindeki zarfları dağıtarak yanıma geldi dediğimde geldi gelme eylemiyle ne bağlantı kurmuş olabilir? Nasıl geldi? Elindeki zarfları dağıtarak geldi. İşte buradaki dağıtarak ifadesi yine eylemin nasıl gerçekleştiğine dair bir ipucu verdiğinden dolayı zarf grubu oluşturmuştur diyebiliyoruz. Ama ben neye dikkat çekeceğim? Şimdi gençler ben zarfları genellikle sıfatlarla karıştırıyorum. Ama aradaki fark çok net. Gençler sıfatlar isim veya zamirlerle bağlantılı iken zarflar isimlerde de dahi o kısmen dahil olmak üzere bütün türlerle bağlantı kurmakta. Ama ağırlığı tabii ki fiil, fiilimsi olacak şekilde karşıma çıkıyor. Şimdi bakıyorum. Gençler cümleyi okudum. ÖSYM bana bunu sordu. Cümleyi okudum. Akıllı insanların dünyaya katkısı daima fazladır. Ya dikkatimi burada ne çekti? Akıllı kelimesi çekti. Akıllı kelimesi dikkatimi çekiyor. Şimdi akıllı bir nitelik midir? Evet. Peki yanın neyle bir bağlantı kurmuş? İnsan kelimesiyle bağlantı kurmuş. İnsan bir hareket bildirmiyor. İnsan kelimesi tür olarak isimdir. Nasıl insan? Akıllı insan. İşte İsmin nasıl olduğuna dair bir bilgi verirse ben buna sıfat derim. Hemen şöyle biraz daha aşağı inelim. Bu aralar çok akıllı davranıyor. Şimdi akıllı kelimesi de burada da var. Bakın dikkat edin sözcük kullanıldığı yere göre tür değiştirebiliyor. Önemli olan neyle bağlantı kurdu? Gençler davranma eyleminin nasıl olması gerektiğine dair bir bilgi vermiyor mu? Bir bilgi veriyor. İşte bu benim için nedir? Zarf'tır. Sıfatla zarfın arasındaki en temel fark budur. Buna dikkat. Peki biz bugün neleri işleyeceğiz? Zarf çeşitleri üzerinden durum zarflarına değineceğiz. Sonrasında yer yön zarflarına değineceğiz. Ve tabii ki de zaman zarflarına değineceğiz. Yani bugünkü videomuzda bu üç ana başlık yer alacak. Şimdi gençler durum ve niteleme zarfları. Bakın bu çok tehlikeli. Neden tehlikeli? durum sıfatlarıyla karıştırılabiliyor. Çünkü burada yer alan kelimeler kullanıldığı yere göre sıfat da olabiliyor, zarf da olabiliyor. Peki farkı nasıl anlayacağım? Az önceki yöntemle yani ne ile bağlantı kurduğuna bakarak burada Anlam çok önemli. Cümleyi okuduğunuzda nitelik bildiren bir kelimeyi yakaladınız mı? Evet, nitelik bildiren kelimeyi yakaladıktan sonra ben neye bakacağım? Gençler bu neyle bağlantı kurmuş? Bunu bağlantısını yakalarsam hiçbir sıkıntım kalmayacak. Tabii ki de biz pratiklik olarak derslerde, dershanelerde veya okullarda ne olarak söylüyoruz? Fiil veya size nasıl sorusunu sorarsanız size durum zarfı cevap verecektir. Yani nasıl sorusunu siz fiil ve fiilimse sorduğunuzda zarfı verecektir. Buna dikkat. Şimdi bakalım. Birinci cümleyi okuyalım. Gençler ben bu birinci cümleye baktım. Usulca yürüyorum uzaklara doğru. Ya şimdi fiil dikkatimi çekti. E bir de usulca ifadesi dikkatimi çekti. Çünkü bir niteliktir. Usulca yani sakince. E bu bir nitelik. Nitelik bildiren kelime neyle bağlantı kurmuş? Hemen ona bakalım. Yürümek eylemini görüyorum. Nasıl yürüyorum? Usulca yürüyorum. İşte o zaman bu benim adıma ne oluyor? Niteleme zarfı olmuş oluyor. Ben fiile nasıl sorusunu sordum. Fiilin nasıl gerçekleştiğine dair bir bilgi verdi. İşte bu benim adıma ne zarfıdır? Niteleme zarfıdır. Sonrasında diğer örneğe bakalım. Hatıralar sinsice sarmış dört bir yanımızı örneğini gördüm. Şimdi sinsilik ifadesi dikkatimi çekti bu bir nitelik. Ama neyle bağlantı kurmuş? Mesela sinsi insan deseydi şöyle yazalım. Sinsi insan deseydi insan isimdi. Nasıl insan? Sinsi insan. İnsan kelimesiyle yani hareket bildirmeyen bir kelimeyle bağ kurduğu için bu benim adıma niteleme sıfatı olacaktı. Hemen üstteki örneğe bakıyorum. Şimdi sarmak kelimesi dikkatimi çekiyor. Sarmak bir fiil. Hatıralar sinsice sarmış. Nasıl sarmış? Sinsice. Sinsi bir şekilde eylemin nasıl olduğuna dair bir bilgi verdiği için bu benim adıma niteleme zarfı ya da durum zarfı olarak karşıma çıkıyor diyebilirim. Hemen yan tarafa kayalım, örneğimize bakalım. Güllerin içinden canım Koşarak koşarak gel bana demiş. Şimdi gençler koşarak koşarak ifadesini yakaladığımda erek arak zarf fiilini gördüm. Bu kelimenin zarf olduğuna bir işarettir. Ama ve lakin ne zarfı? Neye cevap verecek? Şimdi gelmek bir fiil. Nasıl gelsin? Koşarak gelsin. Yani gelme eyleminin koşma şeklinde olması gerektiğini söylüyor. O zaman bu benim için durum zarfı olarak karşıma çıkıyor. Bu kadar basit. Hemen alttaki uyarıya. Gençler kesinlik ya da ihtimal bildiren kelimeler durum zarfı içerisine alınır. İşte bu yüzden size anlam benim için çok önemli dedim. Çünkü nasıl sorusuna bunlar bazen tam cevap vermeyebiliyor. Bundan dolayı anlama bakarak, eylemin nasıl olacağına dair bir bilgiye bakarak durum zarfını tespit etmeniz daha doğrudur. Hemen bakıyorum. Elbet bir gün buluşacağım. Elbet, asla, galiba, belki gibi kelimeler dikkatimi çekti. Elbet bir gün buluşacağız dediğimde nasıl buluşacağız? Elbet buluşacağız. Yani eninde sonunda buluşacağız. Buluşma eyleminin nasıl olacağına dair bir bilgi verdiği için bunlar da benim adıma nitelik bildiren zarflardır diyebiliyorum. Seni ben asla unutmayacağım. Unutmama eyleminin nasıl olacağına dair bir bilgi veriyor. Nasıl unutmayacağım? Asla unutmayacağım. İşte bu benim için yine nedir? Tabii ki de durum zarfı. Şimdi gençler ÖSYM'yi biliyoruz ki niteleme sıfatlarını ve niteleme zarflarını çokça soruyor. Soru bankalarında da bolca sorular geliyor. Çünkü biz karıştırıyoruz. Şöyle yaklaştıralım. Farkı nasıl algılayacağız? Anlam demiştim ya. Anlama bakmanız çok önemli. Hemen bakıyorum. Seni sevmek güzel şey ifadesi dikkatimi çekti. Ya burada güzel kelimesini yakaladım. Altta da güzel düşlüyorum geleceğimi var. İki tane güzel kelimesi. Peki neyle bağlantı kurmuş bunlar? Şey kelimesi gençler tür olarak zamirdir. Nasıl şey? Güzel şey. İşte bu benim adım o zaman ne oldu? Sıfat. Çünkü hareket bildirmeyen bir şeyin niteliğini verdi. Bundan dolayı bu bir sıfat. Yani niteleme sıfatı. Alttakine baktım. Güzel düşlüyorum geleceğimi. Düşleme eylemi dikkatimi çekti. Nasıl düşlüyorum? Güzel düşlüyorum. Yani düşleme eyleminin güzel olacağına dair bir bilgi verdiği için alttaki de niteleme zarfıdır diyebiliyorum ÖSYM bunu bolca soruyor aman dikkat. Şimdi gelelim diğer uyarımıza. Gençler, niteleme zarfları veya diğer zarflar fiilin önünde olmak zorunda değil, fiilimsinin önünde olmak zorunda değil. Buna dikkat edin. Bakın bu hataya çokça düşüyorsunuz. İlla fiilin yanında olacak. Öyle bir şey yok. Gençler fiilimsi en başta zarf en sonda veya fiil en sonda zarf en başta olabilir. Neden? Bunu algılayabilmek için tekrar ne devreye giriyor? Anlam devreye giriyor. Hemen bakıyorum. Ben cümleyi okudum. Yitiririm aklımı yavaş yavaş uzaklarda. Şimdi yavaş yavaş bir niteliktir. Bu dikkatimi çekti. Ama neyle bağlantı kurmuş? Bakalım. Yitiririm bir fiil. Nasıl yitiririm? Yavaş yavaş yitiririm. İşte bu benim için niteleme zarfıdır diyebiliyorum. Yani illa önünde olacak diye bir şartım yok. Gelelim nereye? Yer, yön zarflarına. Gençler bakın yer, yön zarfları çok çok basit. Biz bunu genellikle karıştırıyoruz. Çünkü bunun 3 tane uyarısı var. Bu 3 uyarıyı da gördükten sonra yön zarflarında hiçbir sorun yaşamayacağınıza %100 eminim. Şimdi gençler yön zarfları nedir? Eylem ya da eylemsinin ne yöne doğru gerçek? Bakın yine fiil ve fiilimsinin hani gerçekleşmesiyle ilgili bir bağlantı kuruyoruz. Bu sefer nasıl gerçekleştiğine değil de hangi yöne doğru gerçekleşeceğine dair bir bilgi veriyor burada. Şimdi gençler, yer yön bildiren kelimeleri bilmeniz burada çok önemli. İçeri kelimesi, dışarı kelimesi, ileri kelimesi, geri, öte, beri. Bunları gördüğünüzde bir soru işareti uyansın ama atlamayın. Ama atlamayın. Neden atlamamanız gerektiğini birazdan anlatacağım. Gençler, bu sorularda hangi soruya cevap veriyor? Nere sorusuna cevap veriyor? Bakın Nereye sorusunu sormuyorsunuz. Neden nereye olmadığını birazdan anlatacağım. Sorum neredir? Aman dikkat. Nereye diye bir soru sormuyorsunuz. Bunu unutmayın. Hemen örneğe bakalım. Aşağı in de biraz beni bekle orada demiş. Şimdi gençler aşağı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte beri. Bu kelimeleri gördüğünüzde hop oraya odaklanın. Odaklandık. Aşağı kelimesi dikkatimi çekti. Şimdi aşağı kelimesi neyle bağlantı kurmuş? İnmekle. Nere in? Aşağı in. İşte inmek benim için bir fiildir. Eylemin yapılacağı yönü gösterdiği için yer, yön, zarfıdır diyebiliyorum. Az önce dışarı çıktığını söylediler. Şimdi burada çıktı, dışarı kelimesi dikkatimi çekti söyledilerle bağlantısı yok. Buna bağlantı yok ama çıktığını bir fiilimsi değil midir? Bir fiilimsidir. İşte bundan dolayı dışarı kelimesi benim adıma ne oluyor artık? Bir yer yön zarfı oluyor. Nere çıktığını dışarı. Fiilimsinin yani o eylemsinin gerçekleştiği yönü gösterdiği için yer yön zarfıdır diyorum. En tehlikeli uyarı buraya. Gençler bu uyarıyı kesinlikle unutmuyorsunuz bunu gördüğünüzde zaten bir garanti şeklinde işin içinden çıkmış olacaksınız. Eğer içeri dışarı ileri geri öte beri gibi kelimelerde siz e, herhangi bir yönelme haleki bulunma haleki kısacası bir haleki görürseniz o kelime artık isimleşmiştir. Bakın bu çok önemli. İçeri, dışarı, ileri, geri, aşağı, yukarı, öte beri. Bunların üzerinde çekim eki gördüğünüz anda yani hal eki gördüğünüzde bunun artık isim olduğuna işarettir. Geri sözcüğünü gördüm. Çekim eki almış mı almış. Bu artık zarf değil. Bu artık isimdir. Biraz geride bekle beni. Geri kelimesini gördüm mü? Gördüm. Atlamayacağım ama. Çekim eki almış mı? Almış. Gitti. Bu artık zarf değil. Buna dikkat. Şimdi gelelim bir başka uyarıya. Aşağı, yukarı ve benzeri sözcükler sıfat görevli olabilir, zarfla karıştırılmamalıdır. Şöyle yan taraftaki örneğe bakayım devamı var mı? Varmış burada. Ben bunu alta yazacağım. Şöyle size de gösterelim. Şimdi gençler bakın ben bu örneği verdim. Şimdi bir de şöyle bir ifade kullanacağım. Yukarı bakmalısın. Sen siz de bu arada bunların türünü bulmaya çalışın. Bir de şöyle dedim. İçeri de şöyle görüntümüz var mı? Varmış. Güzel. İçeri de seni bekliyorlar. Şimdi gençler bakın. Aşağı kelimesini gördüm. Yukarı kelimesini gördüm. İçeri kelimesini gördüm. Bunların türlerine bakacağım. Cümledeki bağlantı kurdukları şey çok önemli. Dün onu aşağı mahallede. Şimdi aşağı kelimesi neyle bağlantı kurmuş? Mahalleyle. Mahalle bir isim değil mi? Hangi mahalle? Aşağı mahalle. E bu benim için artık bir sıfattır. Bir eylem ya da eylemsiyle bağlantı kurmamıştır. Bundan dolayı sıfattır. Hemen alttakine bakıyorum. Yukarı bakmalısın. Bakmalısın ifadesi fiil. Bakmalısınla bağlantı kurmuş mu? Nere bakmalısın? Yukarı bakmalısın. İşte bundan dolayı bu fiille bağlantı kurduğu için doğrudan yer yön zarfıdır. Alttaki örneğe bakalım. İçeride seni bekliyorlar. Üzerinde içeri sözcüğü çekim eki almış mı, almış? Artık bu bir zarf değil, isim deyip işin içinden çıkabiliriz. Yer yön zarfları da bu kadar çok çok basit. Çok çok. Emin olun bu yer yön zarfı bunun dışında çıkmaz. Bu size verdiğim uyarıları iyi oturtun. Bunları iyi oturtursanız bir probleminiz kalmayacaktır. Hemen gelelim o zaman zaman zarflarına. Gençler zaman zarfları çok tehlikeli. Çok 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 tehlikeli. Neden? Gençler zaman zarflarını ben çözebilmek için <laughs> Cümlenin öğelerine birazcık hakim olmak zorundayım. Bunu oturtursam hiçbir problemim kalmayacak. Biraz da dikkat gerekiyor burada. Şimdi gençler, ben zaman zarflarını bulurken fiil veya fiilimsilerin ne zaman gerçekleşeceğine dair bir bilgi verdiğini görüyorum. Ha bazen cümlenin öğelerinde zarflar hani zaman zarfları isimlere de cevap verebiliyor. Buna dikkat edin ama ağırlığımız. Fiil veya fiilimsi. Sorumuz ne? Tabii ki de ne zaman. Yani fiil ve fiilimsiye siz ne zaman sorusunu soruyorsunuz? Bu soruya cevap aldığınız zaman devreye ne giriyor? Zaman zarfı giriyor. Bakın bunu oturtursak hiçbir problemimiz kalmayacak. Sorular nereden gelebilir? Birazdan ona bakacağız. Gençler seninle yarın görüşelim bence. Şimdi bakın yarın kelimesi dikkatimi çekti. Ya zarfı bir ben durumla ilgili zarfları gördüm. Bu değil. Yer yön bildirmiyor. İçeri dışarı ileri geri öte beri değil. E yarın bir zaman. E o zaman bir bağlantı kurmuş olabilir mi? Hemen bakıyorum. Görüşelim benim için nedir? Fiil. Ne zaman görüşelim? Yarın. E o zaman bu benim için zaman zarf. Bu kadar basit. Bir kedi gördüm az önce. Şimdi görme eyleminin ne zaman olduğuna dair bir bilgi vermiyor mu? Veriyor az önce bir zaman bildiriyor. Neyle bağlantı kurmuş? Fiille bağlantı kurmuş. O zaman bu benim için nedir? Tabii ki de zaman zarfıdır. Bu kadar basit. Gelecek sene bu program yeniden düzenlenecektir. Gençler, gelecek sene bir zaman bildiren ifade. Ama atlamıyorum. Neyle bağlantı kurmuş olabilir? gelecek sene bu program yeniden düzenlenebilir. Şimdi düzenlenmek ifadesi dikkatimi çekti. Bu bir fiil. Ne zaman düzenlenecek? Gelecek sene düzenlenecek. O zaman bu da zaman zarfıdır diyorum. Bu kadar basit. Şimdi gençler gelelim şuna. Zaman zarfları çekim eki alırsa zarf görevinden uzaklaşır. Aynen nerede olduğu gibi tabii ki de yer yön bildiren kelimelerde olduğu gibi. Yarın sözcüğünü gördüğünüzde atlamayın. Yarın sözcüğü bakın bu işin yarını artık zaman bildirmiyor. Ne zaman görecek? Bir cevap yok. İşte bundan dolayı bu sözcük isimdir. Farkı nasıl anlıyoruz? Bir çekim eki alması. İki fiile ne zaman sorusunu soruyorum. Bu işin yarını ne zaman görecek arkadaş? Cevap yok. İşte bu yüzden yarın gibi kelimeler, bugün, yarın gibi kelimeleri gördüğünüzde bir bakın çekimeki var mı yok mu üzerinde. Sonrasında sabah, akşam bakın aha bu garanti sorudur. Bunu çokça sorarlar. Sordukları zamanla sıkıntı yaşarsınız. O yüzden burayı iyi dinleyin. Sabah, akşam gibi kelimeler özne görevi üstlenirse isim olurlar. Bunu unutmayın. Neden bunu söylüyorum? Çünkü zaman zarfları cümle içerisinde zarf tümleçlerini oluşturabilirler. Bu yüzden. Hemen örnek diyelim. Akşam ruhumun güneşe yansımasıdır. Bakın ruhumun güneşe yansıması yüklen. Bazılarını şu hata yapıyor. Ne zaman ruhumun güneşe yansımasıdır akşam? Benim cevabım bu değildi ki. Benim cevabım şuydu. Ben baktım. Ruhumun güneşe yansıması nedir? Akşam e bu öz nedir? Gençler ben siz az önce ne dedim? Zarf olsaydı eğer bu neyi oluşturacaktı? Tabii ki de zarf tümlecini. O yüzden buradaki artık isimdir. Alttaki örneğe bakalım. Sabah anımsatan vakittir seni bana. Şimdi yüklemi buldum. Anımsatan vakittir. Bu yüklem. Anımsatan vakit nedir? Sabah özne görevi değil midir? Yani bu tarz kelimeler cümlede özne görevi kazanırsa ben bunlara tür olarak isim diyeceğim. Ama şöyle olsaydı, seninle sabah görüşelim. Ne zaman görüşelim? Sabah. Bak bitti gitti özne görevinde değil. Bu kadar basit. Şimdi gelelim şuna. Yazın, kışın, yazları, kışları gibi kelimeler kullanıldığı yere göre zarf da olabilir isim de olabilir buna dikkat edin şimdi şu örneğe bakalım yazın yakıcılığını unutamam hiçbir zaman şimdi yazın ifadesini gördüm yazın yakıcılığı bir isim tamlaması değil midir evet yazın yakıcılığı yakıcılık neye ait yaza e bu o zaman zarf olamaz ki isim tamlaması kurmuş e bir de bakalım ne zaman sorusuna cevap veriyor mu Unutamam kelimesini yakaladım. Bu fiildi benim için. Ne zaman unutamam? Hiçbir zaman. Yani zaman zarfı burada var. Bu bir zaman zarfı değil. O yüzden bu bir isimdir. Hemen aşağı inelim. Onunla yazın görüştük. Tehlikeli. Onunla yazın görüştük. Yazın kelimesini yakaladım. Ama atlamayacağım. Görüştük ifadesi fiil. Ne zaman görüştük? Yazın görüştük. O zaman bu benim için zaman zarfıdır. Hemen aşağıya örnek verin. Kışları soğuk olur buralar. Kışları soğuk olur buralar kışları ifadesini gördüm atlamayacağım. Ne zaman soğuk olur? Kışları. Yani kış zamanı anlamında kullanıldığı için bu benim adıma zarftır. Alttaki örneğine bakalım. Kışları anımsar gönlüm her yaz anımsar yüklem anımsayan ne gönlüm neyi anımsar kışları belirtili nesne görevi üstlendi yine de devam edelim bakalım ne zaman anımsar kışları mı anımsar yoksa her yaz mı her yaz benim için zaman zarfıdır kışlar ifadesi doğrudan bir zarf değildir buna dikkat cümlede anımsama eyleminin ne zaman olduğuna dair cevap veren kelime bu iyi aman. Gençler bu videomuzda bu üç ana başlığı işledik. Emin olun size verdiğim bu detayları iyi algılarsanız sorularda da bunları çıktığını göreceksiniz. Gençler hatta bu videoyu izlediğinizde hemen zarf testini açın. Size bu anlattığım miktar zarflarını ve za miktar zarfı diyorum. Zaman zarflarını ve yer yön zarflarının farklarına dair soruları sorduklarını göreceksiniz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bu videonun ardından ikinci video olan miktar ve soru zarflarına ve zarflarda yapıya geçiyorsunuz ve hiçbir sorunuz kalmıyor. Kendinize iyi bakıyorsunuz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Bay bay.